Değerli izleyenler, Bayramov rehin mi alındı? Başlıklı yayınıma hoş geldiniz. Çok anlamlı ve önemli bilgiler vereceğim sizlere. Malumunuz Putin asker değiş tokuşu ve ölü yaralı değiş tokuşu adı altında bir teklifle iki tarafın bakanlarını Moskova'ya çağırdı. İyi tamam, buraya kadar her şey iyi. Ama iki bakan gitti ve garip işler oldu. Bu garip işlere geçmeden önce bu kahramanların dağlık arazide her türlü tuzağı aşarak bir bir topraklarını kurtaran bu kahramanların hakkını kimse masada yiyemez. Bu işe ben skandal derim. Evet, bu işe skandal deriz. Evet, Beyrum Ceyhun Bayramov rehin mi alındı? Niye bunu diyoruz? Çünkü yapılan görüşmede ve ateşkesten çıkan kararlara baktığımızda hiç de zor kararlar değil. Ne açıdan? Lavrov'un zaten ajandasında bunlar yazılı. Tamam, bunu kabul edecekse Ceyhun Bayramov 11 saat diye görüştüler. O zaman şunu soru aklımıza geliyor. Buna imza atacak kadar, evet buna imza atacak kadar bu savaştan bu kadar yoksunsa bu bakan, o zaman Ceyhun Bayramov mu diyorum? O zaman şunu sormamız gerekiyor. Yahu Hadrut'u yeni aldık. 8 bölgesini yeni aldık. Hankendi ve Şuşa'yı iyice zayıflatmışken, o bölgeler ve Fuzuli hattı düşecekken, bir hafta 10 güne Karabağ'dan tamamen temizledik haberlerini bile duyma imkanımız varken, Ermeni hatları takimatı tamamen yapamazken, zayıflamışken, Aliyev sağ yumruğunu hiç sıkıp gevşetmiyorken, umutlandık ve umutlanıyoruz çünkü sahada ilerleyen birliklerimiz var. Sahada ilerleyen bu kahramanların haklarını masada asla ve asla kimseye vermeyeceğiz. 10-11 saat, 12 saat ne oldu odada? O binada neler oldu? Ceyhun Bayramov neden basın toplantısına katılmadı? Göğsünü gene neden açıklayamadı? Çünkü ortada bir skandal vardı. Ateşkes skandalı vardı. Verilen ve açıklanan maddelerde tamamen Ermenistan'ın lehine önemli bilgiler içeren ve Ermenistan'ın varlığını koruyan, Karabağ'daki işgalini koruyan bir metin çıktı karşımıza. Alel acele hazırlanmış. Ama soruyorum size, 11-12 saat ne yaptılar? Rus ruleti mi oynadılar? 11-12 saat Putin'e mi bağlandılar? Ne yaptılar? Dedim ya, Hankendi'nin ve birçok bölgeye operasyonlar anlamında ilerliyorken Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin de artık müzakerelerde yer alması gerektiğini belirten Aliyev'in veya bu konuda Aliyev hükümetinin samimi kararı ise bu metinde Türkiye'ye neden konmadı? Şimdi Türkiye'nin bunları sormasından doğal bir şey olamaz. Öyle değil mi? Türkiye'nin bunları ifade etmesinden doğal bir şey olamaz. Şimdi gelelim sahaya. Sahada Ermenilerin şehitlerimize olan saldırıları, Tertere ve Ağdam'a yaptıkları saldırılar devam ediyor. İyi tamam da Ermenilerin bu pervasızlığına karşı Azerbaycan misliyle karşılık veriyor. Siyahlarımız belli bölgelerde müdahale ediyorlar. Ama şu husus bir gerçek ki artık Moskova'nın tarafsızlığını yitirdiği apaçık ortaya çıkmış. Bir bakanı 11-12 saat orada tutulur mu ya? Sayın Ceyhun Bayramov, ne olursa olsun açıklama yapmalısın. 11-12 saat orada durduysan yaşadığın sıkıntıları anlatmalısın. Çıkmana mı engel oluyorlar? Seni tehdit mi ediyorlar? Seni bir bölgedeki vali ve vali yardımcıları gibi mi görüyorlar? Bunları açıklaman gerekiyor. Sen bağımsız bir devletin dışişleri bakanısın. 11-12 saat Türkiye'nin olmadığı, ateşi kestiğin ve ilerlerken Ermeni'ye nefes aldıracak bu ateşkesi süresiz nasıl imzalarsın? Aliyev'de bunun altında imzası varsa Aliyev hükümeti gerçekten istifa etmelidir. Bu kadar sahada gelen başarılar varken, bu kadar önemli itin varken biz en büyük desteği vermedik mi? Başkomutanımız Aliyev demedik mi? Bütün gücümüzle Aliyev yürü arkandayız demedik mi? Sayın Bakanımız Çavuşoğlu gidip birkaç gün öncesinden Bakü'ye çıkarma yapıp en tepeden desteği vermedi mi dünya duyarak verdi? Ya tamam da ateşkes görüşmelerinde en azından Türkiye tarafı neden durmadı? Veya 72 saat ateşkese hükmedilmiştir diye bir rakam niye yazılmadı? Burada Ermenilerin saldırıları bahane edilerek haklı olarak çünkü saldırıyor. Azerbaycan tarafı neden artık bu anlaşmanın bir önemi kalmadığını diyerek harekatına neden devam ettirmedi?
Bunlar kafamızdaki sorular. Putin bak nasıl çağırdı. Putin dedi ki gel bakayım gel dedi gel 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 gel. Değil mi? Gel gel gel. Putin gel dedi. O tamam geldi. Esir değişimi dedi. 11-12 saat odada ne çıktı? Lavrov'un bir kez daha söylüyorum. Diğer yayınlarımda duymayanlar için söylüyorum. Lavrov Ermeni bakanı Ermenice konuştu. Lavrov Katarya adında galiba. Katarya adında bir Ermeni. Kendisi bir üniversitede soru sorulduğunda şunu söylüyor. Diyor ki benim kanımda Ermeni kanı akıyor. Damarlarında işte damarlarında Ermeni kanı akıyor diyor. Çünkü bu insanı siz Ermenilerle harp eden bir bakanın ortasına oturtursanız oradan Azerbaycan'ın lehine bir karar çıkmasını bekleyemezsiniz. Bakın 11-12 saat bir odada bakan durur mu? Ceyhun Bayramoğlu neden ayrılmadın? O imza atmayıp gelseydin bütün Türk dünyası seni ayakta alkışlayacak. Biz burada büyük alkışlarla tabii söyleyecektik. Ama Aliyev ulusal sesleniş konuşmasını yapmalı ve yapılan bu hamlenin nedenini ve sonuçlarını açıklamalıdır. Neden bu imza atıldı? Niçin atıldı? Öyle değil mi? Ve şunu söylemek istiyorum. İlham Aliyev ulusal sesleniş konuşmasında bu ateşkesin geçici olduğunu tarih vererek açıklamalıdır. Bu kadar şehidimiz vardır. Azerbaycan halkı bütünleşmiştir, umutlanmıştır. O bölgeden tehcir edilen, o bölgeden sürgün edilen, o bölgeden çıkarılan, toprakları çalınan halk artık topraklarına geri dönmek istemektedir. Bu yüzden özellikle sahadan gelen bilgileri tekrar size açıklayacağım. Tertere ve makineli tüfeklerle özellikle Tertere ve Adam'a atışlar gerçekleştiriyorlar. Biz de ne güzel Adere'yi kuşatmıştık. Tanklarımız Hankendi'ye doğru yönelmişti. Yani çok avantajlı durumlar gerçekleşmişti. Ama bir türlü şu masayı aşamıyoruz. Ceyhun Bayramov ne olursa olsun belli kurallar ve çizgiler belirlemeliydi. Ve zorlama olduğu zaman o masadan kalkmalıydı. Çünkü onun o masadan kalkması cephede mücadele eden kahramanlara çok ama çok moral verecekti. Evet bu kahramanlar o sahada Ermeni askerlerini kaçırtarak koşarak topraklarını alıyorlardı. Her türlü zorluğa karşı alıyorlardı. Putin bu resmi görmedi mi? Putin'e gelen istihbarat bilgileri dedi ki Putin ne yapayım edeyim? Şimdi Ermeni tarafının gönlünü alayım. Ne yaptılar? Aldılar. Ermeni sokaklarında, Erivan sokaklarında Lavrov ismiyle Lavrov'a kahraman gibi hitaplar ederek Ermeniler sevinç çığlıkları atıyor. İşte Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini Savunma Bakanlığı'ndan söylediler. Dün de Hadrut'u almış ve taarruz daha da hızlanma yoluna gitmiş iken Füzuli, Hankendi ve Şuşa'nın düşmesi an meselesi iken yapılan bu ateşkes bizim moralimizi bozduğunda biz bu ateşkese uymayacağız. Türkiye'de uymayacak. Evet Sayın Aliyev'den de bu konuda uymasını beklemiyoruz. Evet bu konuyu içtenlikle söylüyorum. Evet değerli izleyenler bu konu özellikle hepimizin beklediği bir konuydu. Nasıl böyle bir şey imza atılabilir? Bayramoğlu rehin mi aldılar? Kamuoyuna mı açıklamıyor? Evet ve özellikle neden basın toplantısında bu şekilde bir duruş gerçekleşmedi? Biz ateşkesi tanımıyoruz. Türk halkı olarak tanımıyoruz. Karabağ'ın tümünü alana kadar durmak yok. Çünkü işgal edilen toprakları almak isteyen kahraman bir orduyu siz masada durduramazsınız. Evet Sayın Aliyev, sıktığı yumruğu hiçbir zaman gerekli yere o hamleyi yapmadan gevşetmeyeceksin. Asla bunu sen de söylüyordun. Ateşkes onlara güç kazandırır diyordun. Al sana bir ateşkes. Kamuoyuna çık. Açıkla. Artık her şey şeffaf. Bekliyoruz. Daha hiçbir bakanını Moskova'ya yollama. İstemiyoruz. İstemiyoruz. Çünkü Moskova'da misafirine bile, gelen bakana bile her türlü muameleyi yapacak bir kültürleri var. Biz de onlar geldiği zaman onları layık bir şekilde karşılayacağız. Çünkü Ruslar bu muameleyi hak ediyor. Buradan cephede savaşan bütün askerlere sesleniyorum. Yanınızdayız. Bütün gücümüzle yanınızdayız. Türkiye her türlü alanda bu durumu tabii ki takip ediyor. Ve sizin her zaman hedeflerinize yöneldiğiniz her adımınızda sizi destekliyor. Bir dahaki programa kadar hoşça kalın. Görüşmek üzere.